Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Yüzünüzden gülücük hiçbir zaman eksik olmasın. Her şeye rağmen dik durmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen Türkiye'miz için ayakta durmaya devam edeceğiz. Tabii ki aynı zamanda kendimiz için, ailelerimiz için de bunu yapacağız. Ancak tabii ki gerçeklerin de farkında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bir takım gerçekleri var. Biliyorsunuz işsizlik rakamları %13,5'u aştı. Genç işsizlik %24,5 seviyesinde. Sanayi üretimimiz giderek daralıyor. Büyümede -3 geldi son çeyrek. Yıl toplamında %2,6'lık bir büyüme var sadece. Bu yıl küçülmenin devam etmesini öngörüyoruz ve yine dövizde de ciddi hareketler gözlenebilir. Bunlar bizi mutsuz eden şeyler ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Ne olursa olsun bizler ayakta durmaya, dik durmaya devam edeceğiz. Kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz için, vatanımız için. Bugün hangi konuyu işleyeceksin Selçuk diye sorabilirsiniz bana. Bugün yine dolar konusuna değinmek istiyorum. Özellikle 1 Nisan itibariyle dolarda nasıl bir hareketlilik yaşanabilir sorusu çok sık olarak geliyor. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ancak Türkiye'deki bazı verileri değerlendirerek doların hangi yönde ilerleyebileceği konusunda bazı öngörüler sunuyorum size. Bu öngörüleri değerlendirmek tamamen sizlere kalmış elbette. Peki dolar 10 lira olacak mı? Nisan'dan sonra nasıl bir hareketlilik bekliyorum? Hemen onu kısaca sizlere aktarayım. Sanayi üretimi verisi düştüğü sürece, Türkiye'de piyasa daralmaya devam ettiği sürece, işsizlik bu kadar arttığı sürece piyasada ciddi bir daralma olacaktır. Ve bu daralmayı açmanın tek yöntemi eski dilde yani sabit kurda devalüasyona gitmek, parayı değersizleştirmektir. Yeni dilde ise dalgalı kur içerisinde paranın değersizleşmesine göz yummak. Aslında bunun çoktan olması gerekiyordu. Nitekim Ağustos ayında Türkiye ciddi bir devalüasyonla karşı karşıya kaldı. 7'lere kadar yükseldi. 7.20 seviyesini gördü. Oradan geriye döndü. 6.80 civarında ciddi bir tahribat oluşturdu. Ve daha sonrasında da 5.40, 5.30, 5.15 seviyesine kadar gevşedi. Oradan geriye döndü. Bugünlerde de 5.44, 5.50 aralığında gidip geliyor dolar. Peki olması gereken ne? Bugünkü ekonomik koşullara bakıldığında Türkiye ekonomisindeki bu daralma göz önüne alındığında büyük ihtimalle Nisan'dan sonraki süreçte hükümet doların tekrar yukarı hareket etmesine izin verecek sevgili dostlarım. Bunu tamamen piyasayı canlandırmak için yapacak. Bunun iki önemli sebebi var. Birincisi Türkiye'ye yabancı ilgisini çekmek için yapacak. Ciddi bir konut stoğu var Türkiye'de biliyorsunuz ve bu konut stoğunu bir türlü eritemiyor Türkiye. Eritememesi de çok normal çünkü resmi verilere göre 2 milyon, gayri resmi verilere göre 4-5 milyonluk lüks konut stoğu olduğu söyleniyor. Yabancıların ilgisi yok çünkü yabancılar burada yapacakları yatırımın onlar için karlı olmayacağı düşüncesindeler. Çok da haksız değiller. Şu an itibariyle yapacakları yatırım çok da avantajlı olmayacak. Ancak konut piyasasındaki fiyatların düşmesiyle birlikte ki nitekim düşecek. Konut fiyatlarının düşmesi artı dövizde ciddi bir yükselişle birlikte Türkiye'deki bu piyasa bir fırsat piyasası haline gelecektir. O nedenle hükümet konut stoklarını eritmek adına dövizdeki yükselişi destekleyecektir, göz yumacaktır. Her ne kadar halkın önünde ya işte döviz yükselmesin, dolar yükselmesin, biz düşük dolar istiyoruz vesaire dese de konut stoğunu eritebilmek adına döviz fiyatlarının yükselmesine göz yumacaktır. 1 Nisan'dan sonra. Neden 1 Nisan'dan sonra diyorum ısrarla? Türkiye'de seçimlerde, daha doğrusu Türkiye'de siyasette algı tamamen dolar üzerinedir sevgili dostlar. Seçimlerden önce dolarda sert bir hareketin olmasını hükümet her koşulda engellemeye çalışacaktır ki çalışıyor da. Şu anda dolarda 5.40-5.50 aralığında çok ciddi bir baskı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ona rağmen 5.40'ın altına gevşetilemiyor döviz. Peki Nisan'da ne olacak? Nisan'da işte bu baskı sonlandırılacak. Büyük ihtimalle Merkez Bankası da devreden çıkacak ve dolayısıyla yabancıların da alımlarıyla birlikte döviz fiyatlarında çok sert bir yukarıya hareket gözlemleyebiliriz sevgili dostlarım. 1 Nisan'dan sonra, 1 Nisan'dan önce böyle bir beklentim yok, ısrarla söylüyorum. 1 Nisan'dan sonra neden dolar yükselebilir konusunda sanıyorum sizlere açıklayabildim. Yani fiyatları düşürebilmek, yabancıların ilgisini buraya, Türkiye'ye çekebilmek ve konut stoğunu eritebilmek adına
Hükümet bunu bilinçli olarak destekleyecektir diyor. Diğer bir konuya gelelim. Yine piyasanın canlanması için vatandaşın elinde ve şirketlerin elinde çok ciddi bir miktarda şu anda döviz stoğu var. Bunun önemli bir kısmı dolar ve euroda. Sterlin de var ama genel itibariyle dolar ve euroda birikmiş durumda. İşte bu paranın çıkabilmesi için de vatandaşın o maliyet seviyelerinin tekrar yakalanması gerekiyor. Hatta üzerine çıkılması gerekiyor. Vatandaşın ve şirketlerin büyük bir kısmı 6.50, 6.80 ve 7'lerde ortalama yaptılar. Bu ortalama fiyatlara gelmediği sürece de ellerindeki doları kolay kolay çıkartmayacaklar. Ve hükümet de bu doların vatandaşın elinden çıkıp piyasaya girmesini istiyor. Eğer ki elindeki doları çıkartıp TL'ye dönerse vatandaş tüketim yapacak ve piyasada bir genişleme olacak. İşte bu piyasadaki genişleme de işsizlik anlamında hükümetin elini güçlendirecek. Piyasanın canlanmasıyla reel sektör canlanacak ve olası bir finans krizinde önüne geçilecek. Onun için döviz fiyatlarını yukarıya doğru çekmek istiyor yine. Peki bu neyi beraberinde getirir onu da söyleyelim. Önümüzdeki günler artık düşük faiz, düşük enflasyon, düşük kur politikasından çok farklı, tam tersi bir politikanın izlendiği süreç olacak sevgili dostlarım. Yani bakın tekrarlıyorum, düşük faizi unutun, düşük enflasyonu unutun ve düşük kur politikasını unutun. Çünkü bundan sonraki süreçte yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek kur seviyesi Türkiye'nin politikası olacak. Bunu Selçuk Geçer söylediydi dersiniz. Bir yıl içerisinde de bu söylediklerimizin tek tek çıktığını çok net bir şekilde göreceksiniz. 1 Nisan itibariyle de aslına bakarsanız süreç başlayacak ve başlatılacak. Dolayısıyla sevgili dostlarım, bütün bu argümanları ve kriterleri bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin şu anki dolar seviyesi, daha doğrusu Türkiye'nin şu anki döviz seviyesi oldukça düşük ve bu fiyatlar yukarıya doğru çıkacak. Tabii ki bu kur fiyatları enflasyonist bir baskı oluşturacak, fiyatları yükseltecek ve dolayısıyla faiz oranlarında yukarıya doğru tırmanmasına sebep olacak. Aynı 2000 yılından önceki dönemden bahsediyoruz. Ama oradan önemli bir farkımız var. Türkiye'nin şu anki borçları çok daha fazla. Özellikle özel sektör borcu çok fazla. Bireysel borçlar çok fazla. Kamunun da borcu çok fazla. Totalde ciddi bir borç stoğunun olduğunu görüyoruz. O stoğa girmeyeceğim. Detaylı olarak daha sonraki videolarımda sizinle paylaşırım. İşte şirketler ve vatandaş onun için dolar alıyor. Hem ellerindeki parayı kaybetmemek için hem de yarın öbür gün herhangi bir kur şoku olursa kendilerini garanti altına almak için, yani döviz borçlarını, döviz açıklarını kapatabilmek için kenarda döviz bulunduruyorlar. Aslında şu anda baktığımızda toplumun genel bir kesimi dövizde ciddi bir baskı olduğunu görüyor ve bu baskının da 1 Nisan itibariyle kırılabileceğinin çok net bir şekilde farkında. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videomuzda tekrar birlikte olacağız. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada yorumlarınızı görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum ve elimden geldiğince hepsini cevaplandırmaya çalışıyorum. Yeni yaptığım videolarda da sizin önerileriniz ve sizin yorumlarınızın büyük katkısı, büyük etkisi oluyor. O anlamda da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, tekrar söyleyelim, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve dostlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyiniz efendim. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu.